Şüphesiz bir çocuğumuzun başına gelenlerin 20 haneli bir köyde 28 gündür çözülememiş olmasını bir skandal olarak tanımlayalım. Ve burada da şunu ifade etmek isterim. Çok yeni bir istatistik, kurumlara güven istatistiği, yargıya güven Diyanet %2 iken Diyanet'in de altına inmiş ve %1.4 olmuş. İşte soruşturma makamlarıyla, kovuşturma makamlarıyla yargıya güvenin vatandaşın gözünde neden bu kadar gerilere girdiğinin hep beraber analizini yapmamız lazım. Tabii narin cinayeti aslında Türkiye'de bir başka hususu bize ifade ediyor. Narin tek başına bir çocuğumuz ve başına gelenler hepimizin vicdanını kanatıyor. Ancak asıl manzarayı unutmamamız lazım. Türkiye'de 2008 ila 2016 yılları arasında 104.531 çocuk kayboldu. TÜİK istatistiği. Peki ben soruyorum, 2016'dan bu yana TÜİK neden bu istatistiği açıklamaktan vazgeçti? 8 yıldır bu ülkede kayıp çocuk istatistiği açıklanmıyor. Bildiğim kadarıyla AKP, MHP, Hüdapar ve DSP dörtlü olarak Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar. MHP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirmeye kalkacağına şunun hesabını versin. Ne diyor Hüdapar'ın genel başkanı? Anayasanın 4. maddesine muhalifiz, kaldırılmasını istiyoruz. Ahmakları anlatır gibi de anlatıyoruz diyor. Neymiş ilk 4 maddesi? 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bir cumhuriyettir, şekli cumhuriyettir. 2. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta temel ilkelere dayalı bir devlettir. 3. Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir, bayrağı bellidir, milli marşı bellidir, başkenti Ankara'dır. MHP, CHP'ye laf atmaya çalışmak yerine ortağına laf edebilsin. O ortağıyla birlikte yaptığı iktidar yolculuğuna laf edebilsin. Bu 3 maddeden hangisi seni rahatsız ediyor Hüdapar? Hüdapar'a sözümüz yok. Onlara bir şey söylemeyi bile gerekli görmüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir tek laf duyabiliyor musunuz? Bu yemin metni milletvekillerini bağlıyor. Kendisi hakkında çok sayıda suç duyurusu da bulunuldu. Ancak anayasaya açıkça aykırı, onu ihlal eden açıklamaları nedeniyle savcıların aslında resen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütmeleri lazım. Saçma sapan nedenlerle muhalif milletvekillerinin üzerinde milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçleri demokrasinin kılıcı gibi sallayacağınıza, anayasayı açıkça ihlal eden ortağınıza laf etmeye cesaret edin ve bu memleketinde maalesef bir tane yürekli savcısı çıksın, bu açıkça anayasa ihlal ediyor ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için süreci başlatıyorum diyerek bir yazı yazsın.